Evet, merhabalar sevgili iklimdaşlar. Biz şimdi canlı yayına girdik. Fakat bir yandan bekliyoruz. Kimleri bekliyoruz? Aramızda olamayan iklimdaşları bekliyoruz. Teknolojinin faydaları kadar aksatan ya da aksayan tarafları da var. Bize aksatan ya da bir şekilde giremediğimiz pozisyonlar oluşabiliyor, durumlar oluşabiliyor. Buna böyle bir zaman yaratabilmek için biraz ağırdan alacağız. Arkadaşlarım reji beni buradan yönlendiriyor olacaklar. Merak etmeyin, her şey kontrol altında. YouTube'dan bizleri takip edenler zaten girip seyrediyorlar. Bir yandan da çeşitli vesilelerle çeşitli sosyal medya kanallarından duyurduğumuz ve bize erişmek isteyenler de şimdi bu süre zarfında mutlaka girip izlemek isteyeceklerdir. Farkındaysanız biraz tane tane ve yavaş konuşuyorum. Neden? Çünkü alt yazımız var. Alt yazımız daha erişilebilir bir iklimciyi gerçekleştirmek için. Biraz sonra konuşma metninde de var. Yeni katılan iklimdaşlara da duyurmuş olacağız. O yüzden rahatlıkla tekrar edebilirim. İşitme engelli iklimdaşlarımız için de aslında ilk defa uygulamaya koyduğumuz bir özellik bu. Sevgili Reji, 2 dakikayı bulduk. Ne diyorsunuz? Ben sizi WhatsApp grubumuzdan da takip ediyorum. Eğer okey derseniz biz yavaş yavaş metnimize geçelim mi? Fuat Bey merhaba, Özge Hanım merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar bu arada. Bir yandan arkadaşlarımızla burada yazışıyorum. Biraz sonra başlayacağız. Şöyle kanalımız iyice dolsun istiyoruz. Hepinizi kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik evet bir yanıt gelmesini bekliyoruz bir yandan. Galiba başlamak için uygun zamandayız. Şuradan evet bağlantımızı da kuralım ve yavaş yavaş programımıza geçiyorum. Bir uyarı, bir şey yoksa başlıyorum. Sevgili iklimdaşlar, hoş geldiniz. Geç kalanlar da arkadan girip lütfen programa katılın. Bugün iklimci sohbetlerde göç üzerine birlikte düşünmek, iklim krizinin göç üzerindeki etkisi kadar göçün iklim krizi üzerindeki etkisini anlamak için bir aradayız. Yazılı tarihimiz boyunca görülen en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu dalgayı büyüten elbette yakın dönemimizde Orta Doğu'da yaşanan kriz. Ancak bu zorunlu göç dalgasının yanı sıra insan hareketliliği tarih boyunca bu hızda ve bu yoğunlukta olmamıştı aslında. İster afilli beyaz yaka, ister ekspat, ister göçmen, ister mülteci, insan nüfusu kesintisiz olarak kıta değiştiriyor. Bu hareketlilik bir yanıyla kültürler arası geçişleri hızlandırdığı gibi bir yanıyla da içe kapanmacı eğilimleri de gittikçe sertleştiriyor. İnsan kuş misali. Bir gün orada, bir gün buradayken yarattığı toz duman arasında türlerini sürdürmek için göçmeye mecbur hayvanların göç rotasıyla kesişiyor maalesef. İklim kriziyle birlikte göçmen kuşların, balıkların habitatları da tehlikeye giriyor bundan sebep. Evet, öte yandan bir yandan iklim krizi gibi büyük felaketle yüz yüze olan insanlık hareketliliğini fosil yakıtları kullanarak maalesef sürdürmeye devam ediyor. İklim krizi hem kendi göçmenliğini yaratıyor hem de göçmenlerin karşı karşıya olduğu büyük eşitsizliği derinleştiriyor. Cemal Süreyya'ya selam. Göç yolu uzun. Kuşlar uçamıyor artık. Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman ve Yuva Derneği Program Direktörü Özge Sönmez ile birlikte bu derdimize nasıl şifa bulacağımızı, nasıl çareler bulacağımızı iklimce konuşuyor olacağız. Yine her zamanki gibi ve iklimce düşünüyor olacağız bu mecrada. Her iklimde de olduğu gibi önce uzmanlarımızla biraz sohbet ettikten sonra sizin sorularınızı alacağız. Buna da bir zaman bırakacağız. O yüzden hazır fırsatınız varken ekranın altındaki Q&A bölümüne lütfen sorularınızı gönderin. En sonunda da UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü'nün stratejik danışmanı Güneşin Aydemir iskemlesini alacak ve sahneye girecek ve biraz günü özetleyecek. Kendisi de iklimce eklemeler yapacak.
İşitme engelli iklimdaşlarımız için aslında daha demin başta, daha program başlarken belirtmiştik. İlk defa bir uygulama yapıyoruz. Onlar için altyazı özelliğini kullanıyor olacağız. Altyazı ekranda closed caption'dan, CC butonundan aktive edilebilir durumda. İklimciye büyüten ve aslında hani katkı sunan da sizlersiniz. O yüzden adı iklimci. Siz de iklimci deneyimlerinizi ve sözlerinizi hashtag iklimci söyle etiketiyle lütfen Twitter'dan, Instagram'dan, çeşitli sosyal mecralardan paylaşın. İklimci haberlerden uzak kalmamak istiyorsanız @iklim_c @UNDP Türkiye hesaplarından, Twitter'dan ve Instagram'dan bizleri takip edersiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz şimdiden katılanlara ve konuklarımıza dönüyoruz. Özge Hanım, Fuat Bey, ikinci defa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Özge, senden başlayalım istersen. Tabii ki. Öncelikle ben burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu paylaşarak söze girmek istiyorum. İklimdaşlarla olmak gerçekten çok keyifli. Aynı zamanda şair yazılarından çok şey öğrendiğim Sayın Fuat Hocam'la birlikte olmak da benim için ayrı bir mutluluk. Ben yaklaşık 15 yıldır sivil toplumda, Türkiye'de farklı sivil toplum kuruluşları ağırlıklı olarak eğitim alanında çalıştım. Şu anda derneğinde çalışıyorum. Yuva'yı biz 2010 yılında kurduk. Bir eğitim kurumu Yuva. Yapmaya çalıştığımız şey çevre ve yoksullukla mücadele konusunu birlikte ele almak ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesine katkı sunmak. Şu anda ağırlıklı olarak bir çevre eğitim programı yürütüyoruz. Hatta yakın zamanda bir iklim okuryazarlığı eğitim programına başlayacağız. Umuyorum ki daha fazla iklimdaşımıza katkı sunacağız. 2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye kitlesel göçün başlaması ve hareketlenmesiyle birlikte Yuva'da göç alanına girdi. Benim de aslında göç alanına girişim böyle oldu. Şu anda ben Yuva'da program direktörü olarak çalışıyorum. Bir şapkam daha var. O da Türkiye'de Malala Vakfı'nı temsil ediyorum. Eğitim şampiyonlarından biri olarak. Şahane. Çok teşekkür ederiz. Fuat? Ben Mert'in bir programını izliyordum, bir röportajını. Onunla tarihimiz biraz kesişiyor gibi oldu. Ben Ankaralıyım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. O dönemlerde işte Kızılay'da, Doskita Bebe o civarlarda takılırdık arkadaşlarla. Oradan sonra bir yurt dışında doktoram ve doktora soru çalışmalarım oldu Kanada'da ve Amerika'da. Sonra Bilkent'e döndüm. Bilkent'te çalıştım. O ara Orta Doğu ile Teknik Üniversite birlikte oldu. Yine orada da yine gidip siyasalda işte ülkeler birliğinde şeyde Doskita ve o civarlarda bizim diğer üniversitedeki arkadaşlarla sohbetler gidiyordu. Sonra bir teklifle üzerine Koç Üniversitesi'ne geçtim. Orada belli bir süre çalıştım. Bunlar hep böyle 8 yıl gibi oldu. Ondan sonra Koç'ta da 8 yıldı. Her 8 yılda bir böyle bir şey oluyor. Oradan Sabancı Üniversitesi'nden bir teklif geldi. Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezi'nin başına geçtim. Ve orada çalışmaya başladım. İstanbul Politikalar Merkezi içinde de iklim çok önemli. İklim değişikliği, yenilenebilir enerji çok önem verdiğimiz alanlar. O yüzden de burada olmaktan ve bugün de hoşuma gitti iklimdaş olarak çağrılmaz, iklimdaş olmaktan bir güzel hoşuma gitti. Yani güzel oldu. Ve orada çalışmalarıma devam ediyorum. Direkt iklim ve göç üzerine çalışmakla birlikte bizim son 5-6 yıldır odak noktalarımızdan biri bu sizin de programlarınızda ya da UNDP'nin çalışmalarında olduğu gibi Suriyeli mülteciler, mülteci sorunu, göç ve iklim değişikliği ve küresel ısınma oldu. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. Onunla fikirlerimi paylaşacağım ama size tebrik ederim. Bu konular çok önemli ve biraz sonra söyleyeceğim gibi giderek daha önemli kazanıyor. Sizinle çalışmalarınız, Özge'nin, Yuvaç'ın çalışmalarını biliyorum. O yüzden Türkiye'de belli sorunları vardır ama yine Türkiye'nin istikrarını ve geleceğinin çok önemli aktörlerinden biri sivil toplum ve sivil toplum aktörleridir. Buna da hep inancım oldu. Bunun üzerinde çalıştım. O yüzden teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için bir mutluluk Özge ile ve sizle ve diğer arkadaşlarla birlikte olmak.
Biz çok teşekkür ederiz değerli vaktinizi her ikinize bize ayırdığınız için. İklimce'nin arkasında arka planında duran tüm arkadaşlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok değerli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ben de biz de çok heyecanlandıran bir buluşma İklimce. İklimdaşlarla sohbet. Şimdi Fuat Bey sizden devam ediyorum. İklim krizinin tetiklediği göçlerden Türkiye'nin nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz? Esasında bugün Türkiye ve bütün dünyada yaşadığımız pandemi, korona pandemisi COVID-19 ile iklim değişikliği arasında paralellikler var. Hatta küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadelede de mesela bugün kullandığımız peak gibi, tepe noktası gibi kavramlar kullanılıyor. Aşağı doğru, yataya doğru geçmek gibi kavramlar kullanılıyor ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki yani sadece göç değil, bu pandemi gibi, pandemi de biliyorsunuz salgınların küresel olmasıdır. Bu küresel ölçekte yaşanan sorunların özünde iklim değişikliği, yani bizim doğaya vermiş olduğumuz, atmosfere vermiş olduğumuz zararlar yatıyor. Burada bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim alanındaki çalışmalarımızı götüren Ümit Şahin'le birlikte bir programda çok etkilenmiştim. Onun bir iki tane portresi vardı, bir fotoğraf, bir portre. Bunlardan bir tanesi, belki bizi izleyenlerin bazıları bilir, benim gençliğimde benim çok sevdiğim, hala da çok sevdiğim Bruegel vardır. Bruegel'in Orta Çağ'da Ölümün Zaferi diye bir tablosu vardır. Bir tarafa o tabloyu koydular. O tabloda hayvanlardan tutun doğaya ve insanların o yüzündeki dehşet vardır. Bir de onun yanına da Ümit'in ve onun seyrettiği bir yerden almış. Biliyorsunuz Avustralya'da çok ciddi orman yangınları var. Bütün Avustralya'yı tehdit eden. Orada bu seneki yangından sonra insanların bir araya gelip sığınmışlar yangından. Arkada yangın var, önde evlerinin bazıları yanıyor ve bir araya gelmişler hayvanlar, insanlar. Onların yüzündeki dehşetle Bruegel'in tablosundaki o ölümün zaferindeki insanların, hayvanların yüzündeki dehşet arasında büyük paralellikler, benzerlikler vardı. Yani esas tarih boyunca bir nemalanarak yaklaşımımız çok ciddi sorunlar yaratıyor. Fakat son dönemde küreselleşmeyle birlikte baktığımız zaman esasında bu paralellik çok hızlanıyor. Biz küreselleşmenin bu tür sorunlara çözüm olacağını düşünürken esasında küreselleşme hızlandıracak bir şekilde ve birbirleriyle bağlantılacak bir şekilde iklim değişikliği, göç arasındaki bağlantıyı, hatta bugün iklim değişikliği, göç ve salgın arasındaki bağlantıyı çok net olarak koyuyor. Dünyada çok ciddi anlamda sadece iklim değişikliğinin yaratmış olduğu bir takım sorunlardan olan göçler yok ki, bu esaslı göçü ikiye ayırıyoruz. Belki Özge Hanım benden daha iyi bir şekilde bunları açıklayabilir. Bir, ülkelerden ülkeye olan göçler var. Bir de tabii giderekten artan bir şekilde ülke içi göçler var. Mesela biz kimlik temelli çatışmalara bağlı olarak, ona displacement denir İngilizce'de, yerinden edinme ile ilgili, yani bir yerden bir yere gitmek zorunda kalmak ülke içinde. Örneğin bunu Kürt sorunun temelinde çok tartışmışızdır 90'lardan beri. Şimdi iklimle ilgili bunu tartışıyoruz. Yani sadece bir ülkeden çıkıp başka bir ülkeye gidilmiyor. Aynı zamanda bir ülkenin iç yerinden gidip başka bir yerine gidiliyor. Bu tabii sadece insani temelde değil, ekonomik temelde, siyasal temelde, sosyal temelde, sosyal travmalar ve bugün psikoloji biraz daha toplumsal psikoloji öne çıkıyor bu koronavirüsüyle ve korona pandemisiyle birlikte. Toplumsal psikoloji temelinde çok ciddi sonuçlara yol açıyor, çok ciddi etkileri var. Bununla mücadele etmek durumundayız ama burada tabii birinci olarak ele almamız gereken nokta bunun bir insani facia, canlı üzerinde facia, yani bitkiler, canlılar ve insanlar da büyük bir, yani bir insani durum. Hannah Arendt felsefeci insani düşünmemiz lazım. Çok büyük bir trajediye, çok büyük bir riske yol açıyor. İkincisi de buradan böyle bitirebilirim bir kısmı.
Buradan öğreneceğimiz de şu oluyor. Biz eğer bunu iktidara bırakırsak, biz bunu kurumlara bırakırsak burada başarılı olmamız mümkün değil. Muhakkak aşağıdan yukarıya doğru bir hareketlenme gerekiyor. Muhakkak benim üçgensel yönetim dediğim sivil toplum, belediyeler ve devlet arasında önemli bir işbirliği olması gerekiyor. Yani devletler tek başına isteseler de, ders alıp isteseler de baş edemeyecekleri bir sorunla konuşuyoruz. İkincisi muhakkak kapsayıcı bir şekilde devletlerin yerel yönetimlerle, yerel aktörlerle ve sivil topluma muhakkak işbirliğine girmesi lazım. O yüzden de aşağıdan yukarıya bakmak, insan temelli bakmak, canlı temelli bakmak. Bizim bir projemiz var. Yani doğanın, tabiatın hakkı diye. Yani sadece bizim haklarımız yok. Tabiatın hakkı var. Ve o tabiatın da gelecek bağlamında, yaşam bağlamında hakkı var. Bunu çok net olarak iklim ve göç arasındaki ilişkide, bunu hem ülkeler arası hem de ülke içi kaymalarda görebiliyoruz. Bununla ilgili örnekleri ikinci turda ya da daha sonra verebilirim ama böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir de son olarak ilginçtir, bu koronavirüsünde gördük ki Çin'den başlayarak Türkiye'ye ve bazı ülkelerde son zamanlarda işte atmosfere yapılan büyük saldırılar, atmosferi yok etmeler, yani küresel ısınma dediğimiz şeyde, yani tutamadığımız, göremediğimiz, dokunamadığımız, hissedemediğimiz fakat korkarak hepimiz evlere kapatan, arabalarımızı kullanamadığımız, uçakları kullanamadığımız halde bir atmosfer, bir nefes almış gibi oldu. Orada da ne kadar yapılması gerekli ile ilgili bize bir şeyi öğretti. Bu kadar hızlı, bu kadar tüketici, bu kadar yok edici, bu kadar bencil bir şekilde davranırsak esasında 5 ve eve kapanma, uçakları kullanmama gibi şeylerin hepsinde birazcık bir rahat nefes alırdı. Yani dışarıya baktığımız zaman İstanbul'da Uludağ'ı görebildik örneğin. Yani bunu başka yerlerde mesela Çin çok felakettir. Çin'de de bunlar yaşanıyor. O yüzden de bize gösterdi ama insan, sivil toplum ve aşağıdan yukarıya doğru hareketler ve bu anlamdaki bir söylemin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Özge, sen nasıl cevap vermek istersin? Ben soruyu tekrar edeyim istersen. İklim krizinin tetikleyeceği göçlerden Türkiye'nin nasıl etkilenmesini bekliyoruz? Ben de izninizle birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Çokça konuşmamızın içerisinde kullanıyoruz. Mülteci, sığınmacı, göçmen, geçici koruma altında olmak ve hem uluslararası hukukta hem Türkiye hukukunda nasıl tanımlanıyor diye. Mülteciler aslında dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ya da bağlı olduğu, mensubu olduğu sosyal grup sebebiyle haklı olarak zulme uğrayacağından korktuğu için ülkesine dönemeyen ya da dönmek istemeyen kişiler. Sığınmacılar ise mültecilik talebinde bulunan fakat henüz statüsü kesinleşmemiş olan kişiler. Onlar da ülkelerine geri gönderilemiyorlar. Göçmenler ya da ekonomik durumlarını iyileştirmek adına kendi rızalarıyla başka ülkelere göçen kişiler. Şimdi burada Türkiye 1961 yılında Cenevre Sözleşmesi'ni imzalıyor ve şöyle bir coğrafi sınır da tanımlıyor bu sözleşmenin içerisinde. Diyor ki ben yalnızca Batı'dan, Avrupa'dan aldığım göç eden kişileri mülteci olarak tanımlıyorum. Bunun dışındakilere mülteci statüsünü vermiyorum Türkiye içerisinde. Ancak Türkiye'de şartlı mülteci olabiliyorsunuz. O da şu demek, üçüncü bir ülkeye yerleştirmek üzere Türkiye'de bekleyebilirsiniz. Bir de geçici koruma statüsü diye bir statü tanımlandı. Bu da Suriyeliler için tanımlandı. Biliyorsunuz Türkiye 2011'den bu yana kitlesel bir göç yaşıyor, sizin de açılış konuşmanızda bahsettiğiniz gibi. Geçici koruma altında olmak da şunu söylüyor aslında, ülkesinde artık duramayacağı için, yaşayamayacağı için Türkiye'nin sınırlarına giriş yapmış olan ya da geçmekte olan kişilerin aldığı statü şartlı mülteci başvurusunda bulunamıyorlar. Hemen iklimle ilişkilendiriyorum. İklim mültecisini biz okuyoruz, araştırmalarda, makalelerde kullanıyoruz konuşmalarımızda ama hukuken henüz iklim mültecisi diye
bir tanımlama, bir kabul yok. Bununla ilgili gelişmeler olmakla birlikte belki ondan da bahsederiz. Bugün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye'ye göçle gelmiş kişilerin sayısını 4 milyon olarak açıklıyor, veriyor istatistiklerde. Ve Birleşmiş Milletler şöyle bir açıklama yaptı. Yılda 21 milyon kişi ortalama 2'ye bağlı sebepler. O bu şekilde yaşamaya devam edersek, Fuat Hocam'ın az önce anlattığı gibi o sınırsız isteklerimiz, tüketimimiz vesaireyle yaşamaya devam edersek 140 milyon kişi iklim değişikliği sebebiyle göç etmek zorunda, ülkesini terk etmek zorunda kalacak. Şimdi bazıları bunu çok karamsar bir senaryo olarak değerlendiriyor ama şunu da söylüyor aynı araştırma. Eğer ülkeler üzerine düşeni yaparlarsa, yani sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda planlamalarını, politikalarını geliştirirlerse bu sayı 100 milyona düşecek. Elbette bu 100 milyonluk göçten Türkiye nasıl etkilenecek sorusuna ben hali hazırda bugün göç ülkelerin iklim değişikliğinden nasıl etkilenecek küçük doğmamız oldu. Bu ülkeye baktığımızda hepsinin aslında ortak olarak bir tarım arazilerinin iklim değişikliğinden etkilenmesi, artık tarım yapılamaz hale gelmesi bu ülkelerde göçü tetikleyecek temel sebeplerden biri olacak. Bu tabii tarımın tetiklenmesi demek, gıdaya yapılamaması demek. Özge'nin bağlantısında biraz bir kopukluk oluyor. Şimdi dondu. Galiba geri gelecek. Evet Fuat Bey. Özge geri dönene belki kadar... Gitti. Evet, belki... geldi. Özge geldi. Tarım arazileri diyordun Özge. Tarım arazilerin... Başka ülkelerde göreceği zarardan... hareket edecek göç dalgasından bahsediyorduk. Evet ve tabii ki tarımın yapılamaması doğrudan geçim kaynaklarını etkileyecek, gıda erişimi etkileyecek ve kırdan kente olan gene göçü tetikleyecek. Belki burada geçmiş, gelecek zamanla konuşmam doğru değil. Hali hazırda bugün bunu yaşıyoruz çünkü bu ülkeler de yaşıyorlar. İkinci bir etken iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine olan etkisi. Su kaynaklarının azalması, temiz suya erişim, hijyenik koşullarda yaşayamama halimiz, yeraltı sularının etkilenmesi gene doğrudan iklime bağlı göçü tetikleyecek sebepler arasında. Şimdi bunların hepsi birbiriyle alakalı aslında. Bu iklimin tetiklediği göçü sosyal ve ekonomik koşullardan ayrı olarak düşünemiyoruz, konuşamıyoruz da. Çünkü işte tarım arazileri yok oluyor, gıdaya erişemiyoruz, doğrudan sağlığımız etkileniyor. Sular, su kaynakları olumsuz olarak deniyor, temiz suya görünmeye başlamış. Bağlantımızda bir kopukluk var. Giriyorlar. Özge, dondun. Evet. Dondun. Biraz böyle bağlantıda bir şeyimiz var, kopukluğumuz var. Şimdi yine bir donma yaptı. Ben acaba yani böyle biraz toparlamak mahiyetinde üçüncü sorumuza geçsem. O zamana kadar Özge'yi belki rejiyle yeniden bağlasak mı bir bağlantıya bakıp? Çünkü ara ara düşüp zaten yeniden bağlanıyor. Fuat Hocam, ben izninizle üçüncü soruya geçiyorum. Dönünce belki Özge zaten çok bağlantılı aslında. Yani bir yandan da Özge geldi. Özge kusura bakmayın. Yok estağfurullah. İstersen bağlantını kontrol ederken üçüncü soru da çok bağlantılı bu konuyla. Ben bir Fuat Hoca'ya geçeyim. Lütfen. Çok sevinirim. Türkiye'deki aslında mevcut
göç yani ilişkinin kırılganlığı, yani mevcut göçle ilişkili kırılgan gruplar aslında iklim krizinden nasıl etkileniyor? Yani bu biraz daha aslında detayına inmiş oluyoruz yine aynı maddenin. Şimdi Özge'nin bıraktığı yerden devam edeyim. Bunun savaşla birlikte, çökmüş devletle birlikte başlayan ki 9. yılına girdik. 242 tane kişinin Suriye'den gelmesiyle başlayan olay. Bugün Türkiye'de 4.000'e yakın Suriyeli var. Afganları, Iraklıları, Afrika'dan gelenleri eklersek 5 küsur milyon mültecimiz var. Ve mülteci demeyelim ya da hukuksal olarak gidelim ama öyle veya böyle Türkiye'nin nüfusunun yüzyıllarıyla ben mesela Ankara'dan İstanbul'a kendi rızamla geldim. O yüzden hani oradan bir buraya göçtüm. O değil ama burada kendi rızası olmadan biraz evvel söylemiş olduğum yani bu iklimle de bağlantılı olarak büyük katastroflar mesela Bengal'de olan büyük katastrof, New Orleans'ta Katrina olmuştu mesela. Ondan sonra büyük katastroftu. Büyük burada iklim ve şey nüfus hareketleri oluyor. Bununla hepsini birleştirdiğimiz zaman 5 küsur milyon insan var. Hatta benim bazı belediye başkanlarıyla Adana olsun, Mersin olsun, Gaziantep olsun, İzmir olsun yaptığım İstanbul, yaşadığımız İstanbul. Yani 500 küsur bin bu Türkiye İstanbul'da yaşayan insan var. Bunların tam ne kadar olduğunu bile bilmiyoruz. Yani hükümet burada çok iyi yönettiğini de söyleyemeyiz. Sivil toplum olarak biz biraz çalışmaya başlıyoruz ama bu envanteri tutmak kolay değil. İkincisi bu insanlar büyük bir eğitimle ilgili, psikolojiyle ilgili, işle ilgili büyük bir sıkıntı içindeler. Bunu yönetmek o kadar kolay değil. Muhakkak biraz evvel söylemiş olduğum devlet, belediyeler, kaymakamlar, sivil toplum. Burada bizim kullandığımız esasında Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNDP de kullanır. Inclusiveness denen kapsayıcı olmak durumdasınız. Yani hiçbir sivil toplumu, hiçbir aktörü dışarıda bırakamazsınız. Çünkü çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi böyle olduğu zaman esasında koronavirüsüyle ilgili başlayan süreçte bugün geldiğimiz noktada nereye doğru gidiyoruz? Yani dün mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte işte 1 Haziran, 15 Haziran, Mayıs'ın ortası normale dönüş deniyor. Fakat bizim çalışmalarımızda Eylül'den itibaren çok ciddi anlamda Türkiye'de bu sağlık krizi işsizlik kriziyle ve gıda kriziyle birleşecek. Biraz evvel Özge'nin söylemiş olduğu bu suyla olan bağlantılar, toprakla olan bağlantılar. Mesela benim Gaziantep'te Suriyeli mülteciler çalışan arkadaşlarımla konuştum. Şimdi oralarda yavaş yavaş buğday başlıyor. Yani mevsimlik işçiler dönemi başlıyor. Ondan önce yapılan rakamlarda Türkiye'de genç nüfus, bizi mesela sizin bu grubunuz çok genç ve onlar için çok iyi bir durumda değiliz. Çünkü %23'tü bu korona olmadan evvel, şimdi %40'lara kadar varabilir deniyor genç işsizlik. Burada biz salgın, ekonomi ama insani ekonomi. Yani böyle Kanal İstanbul yahut da köprüler büyük ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme değil, insani ekonomi temelinde. Yani bir başlangıç olarak işsizlik ve yoksulluk temelinde. Ve gıda temelinde çok ciddi bir krize gireceğiz. Bu kriz, üçlü kriz yani salgın, ekonomi ve gıda krizini iklimle birleştirdiğimiz zaman hep bağlantıları görüyoruz. Ve buradan da daha reel anlamda işte biraz Mert Bey sizin ihtiyaç haritanız var. Yani onlara doğru gidersiniz. Kimler burada dediğiniz zaman Suriyeli mülteciler, genç işsizler, kayıt dışı çalışmak zorunda kalan yani iş gücü olarak çalışan genç işsizler. Ve bir de Suriye'den gelen İdlib konusunda mesela gelebilecek olan bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman esasında şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Biraz alarmist olmayayım ama bu koronavirüsle ilgili yapmamız gerekenler vatandaşlar olarak değil mi? Biz yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, evdeyiz. Bu programı da çevrim içi online yapıyoruz. Yani sosyal mesafe diyoruz. Yani Özge Hanım benden daha iyi. Bizim çalışmalarımızda çıkıyor.
Suriyeli mülteciler, bu insanların çalışmaları sosyal mesafe olabilir mi? Kayıt dışı ekonomide sosyal mesafe olabilir mi? Merdiven altı çalışmada sosyal mesafe olabilir mi? Maske olabilir mi? Bu insanlara evde otur diyebilir misiniz? Yani biz bırakın şey, 20 yaş altı niye 20 yaş altı diyoruz ve onların sonradan hemen bir gün sonra niye Türkiye'deki hükümet ama 20 yaş altı ama çalışanlar değil diye söylüyor. Çünkü bunlar işte ekonomiye gidiyorlar. Yani o anlamda bence çok reel olarak insani ekonomi dediğimiz, yani human economy dediğimiz, UNDP'nin çalışmalarında olan, bütün bu temel gereksinimlerle ilgili olan alanda çok önemli bir riskler dünyasına giriyoruz. Burada riskler işsizlik olarak, mülteci olarak, yani göç hareketleri olarak olacak, iklim bunu pompalayacak ama elimizde sosyal mesafeyi, evde oturmayı, maske takmayı, korunaklı olmayı gibi ilkeleri tanımayacak bir süreç var. Çünkü mülteciler olduğu zaman bunların nasıl yaşadığını, nerelerde yaşadığını, kimlerle, bir evde kaç kişi olduğunu, onların hepsini görüyoruz. Yani bunun, yani Orta Doğu'dan gelen bir insan olarak, ODTÜ yani, gelen bir insan olarak söyleyeyim, BBC'de de bir spiker çok güzel, haberleri sunan bir spiker çok güzel söyledi. Yani bunun bir sınıfsal yapısı var. Yani biz evde rahatız. Fuat Keyman olarak ben evde oturabiliyorum, online bunu götürebiliyorum. Ama bir Suriyeli mülteci rahat değil, bir genç işsiz rahat değil. Çalışmak durumunda olan, kayıt dışı çalışan birisi rahat değil. Çünkü çalışmazsa işsiz kalacak. Onların güvenceleri yok. O yüzden bu bağlamda ben çok ciddi bir birkaç krizle birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Ve burada temel kavram, belki soru gelirse açarım, başka yazılarımda bu son dönemde ve konuşmalarımda giderek onun üzerine duruyorum. Temel kavram ve koronavirüste başarılı olmuş ülkelere baktığımız zaman, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Malezya, Japonya gibi, Singapur gibi ülkelere baktığımız zaman devlet kapasitesi çok önemli. Yani devletin buna yaklaşımında kapasitesini, gücünü değil, egemenliğini değil, kapasitesini arttırması gerekiyor. Kapasitesini kapsayıcı olarak arttırması, yani diğer aktörlerle, sivil toplumla, belediyelerle, diğer kurumlarla kapsayıcı olarak işbirliğine girerek, küresel aktörlerle de kapasitesini arttırmasına gerekiyor. Üçüncüsü de bunu yaparken insan faktörünü, bu üçlü krizi, yani gıda, işsizlik ve mülteci krizini birlikte düşünmek durumunda kalıyor. O yüzden de ben devlet kapasitesinin ve bizim gençliğimizde okuduğumuz temel gereksinimler vardır. Yani basic needs deriz biz. Bu salgınla birlikte bu temel gereksinimler, yani iş, işte sağlık, barınak gibi, toprak, su gibi temel gereksinimlerin çok öne çıkacağını, kimlikler dünyasından, o kimlikler, devletler biraz oradan yavaş yavaş gereksinimlere bağlı bir siyasete doğru gideceğimizi, ki bunun ufak ufak çıkışlarını İskandinav ülkelerinde, Almanya'da ve bazı Güney Asya ülkelerde görüyoruz. O yüzden bu sorunlar çok ciddi sorunlar ve bence bundan sonra siyasetin temeli olacak. İklim, yani insani ekonomi ve insan olarak, canlı olarak biz dünyamızı, doğamızı nasıl koruyacağız ki yaşayabilir hale getirebiliriz? Çünkü koronavirüs bize esasında o kadar güç, o kadar tanklar, o kadar silahlardan bir şey olarak hiçbir göremediğimiz, tutamadığımız bir şekilde bütün dünyayı durdurdu. Naomi Klein'in bir şeyi vardır, Şok Doktrini diye bir kitabı vardır. Aynen. 11 Eylül'den sonra yazdı. Şoka soktu, yani biz şoktayız, fakat şoktayız diye de edilgen olmak, pasif olmak durumunda olamayız. Çünkü hakikaten normale dönüşle birlikte çok ciddi sorun. Şu anda Suriyelilerden konuşmuyoruz çünkü evdeyiz. Kendimizi koruyoruz. Fakat evden çıktığımız zaman konuşmaya başlayacağız. İşsizlerden konuşmuyoruz. İşte devlet 3 aylık bir şeyler veriyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yapıyor, yapması gerekiyor. Avrupa'da yapıyor. Ama biz normale döndükçe burada üçlü bir kıskaç var. Mülteciler, yani onlara en az avantajlı gruplar diyoruz. Yani mülteciler, işsizler ve şeyler, yani bu kayıt dışı ekonomi içinde merdiven altında olanlardan
mevsimlik işçilere kadar. Bunlarda sosyal mesafe arayamazsınız. Maske tak diyemezsiniz. Birbirinizden yani korunaklı olun diyemezsiniz. O yüzden bu üçlü yapıda temel ihtiyaçlara dönüşün giderek hızlı bir şekilde siyaseti, yönetimi ve dünyanın küreselleşmenin gidişatını belirleyeceğini düşünüyorum. O anlamda iklimle göç arasında bir bağlantı çok ciddi olarak var. Hem Türkiye hocam olarak, hem çok dünya teşekkür olarak. Ediyorum. Bizim sorularımız aslında bitti. Süremiz de bir 5 dakika aştık. Şimdi diğer aslında böyle seyircilerden gelen sorulara geçmek istiyorum. Benim de internetim biraz sorunlu. Bugün genel olarak herhalde bu saatlerde bir yükleme oluyor. Şimdi tam da bunlarla ilgili Özge'yi kayıp mı ettik acaba? Arkadaşlarım da bana erişmeye çalışıyorlar. Onlar da mı internetten dolayı erişemiyorlar? Bir kontrol edeceğim. Bir yandan da bu gelen sorularımız da gayet güzel sorular. Bir tanesi şu aslında. Hazır buradan devam edelim. Covid-19'dan dolayı küresel tedarik zincirlerinin kırılmasının bir gıda krizi yaratacağı da öngörülüyor. Özellikle Avrupa'da üretilen meyve ve sebzenin yıllık göçmen işçilerle sağlanması ve şu anda hasat için uygun ortam olmaması ve göçmen işçilerin gelememesi ek bir gıda krizi doğuracak. Bu kriz nasıl etkileyecek bizi ya da doğuracaksa? Özge'ye mi soruyorsunuz, bana mı soruyorsunuz? Özge yok. Size soruyorum. Yani esas Özge şu anda onun iki bağlantıyı yeniden yapmaya çalışıyor. Onun çok güzel bir soru, çünkü dün değil evvelsi gün Avrupa Birliği ile ilgili bir toplantıda bunu konuşuyorduk. Yani Avrupa Birliği bir sürü konuda sınıfta kaldı ama şimdi burada uçaklarla biliyorsunuz Doğu Avrupa dediğimiz eskiden o yerlerden işçileri götürüp Almanya'ya ve diğer yerlere taşıyorlar. Ki bu işte gıda krizi olmasın diye. Brexit biliyorsunuz Britanya, İngiltere çıkmıştı Avrupa Birliği'nden. Fakat onlar da Romanya'dan işçileri getirip toplasınlar diye Avrupa Birliği'ne başvurdular. Yani böyle absürt şeyler de oluyor. Tedarik zincirinin kırılmaları bu bağlamda bir takım sorunlar oluyor ama şunu da gördük. Sadece Çin'e bağlı, Çin'e dayalı bir tedarik zinciri de yanlış oluyor. O yüzden bu tedarik zincirine ben bir diversification dediğimiz şeyde bir çoğulculuğa doğru gideceğimiz, daha lokalin önemli olacağı, her ülkenin kendi tarımına doğru, toprağına daha saygılı ve şey olarak, daha böyle şefkatli olarak verimli yaklaşacağı. Çünkü evet verime doğru gideceği, bir yapıya doğru gideceği düşünüyoruz ama iki gün evvel mesela burada Avrupa ile ilgili kendisiyle ilgili konuşan çok önemli bir ülke olan Almanya uçaklarla işçileri taşıyorlar. İngiltere taşımak durumunda, çünkü taşıyamazlarsa işte bu virüs öyle bir şey yarattı. Yani iklim değişikliği, aşırı tüketim, aşırı bu neoliberalizm dediğimiz aşırı kalkınma, doğayı yok etmeyle gittiğiniz zaman ve kendi içine kapandığınız zaman ekonomik milliyetçilik içinde böyle bir durumda kendiniz de çok sıkıntılı olarak kaldınız. O yüzden de bu tedarik zincirinde bence çok bunu gazetelerde okumayacağız, açık konuşmayacağız ama Almanya'dan tutup İngiltere'ye kadar yine böyle bir biraz evvel söylediğim gibi sınıfsal, yani ülke içi değil ülkeler arası da sınıfsal var. Bazı ülkelerin işçilerini oraya uçaklarla taşıyarak da o tedarik zincirine, o gıdaya bağlı olarak kriz çıkmasın diye çalıştıracaklar. Yani böyle evet. Bir dünyada da yaşıyoruz. Hocam bir sorumuz daha var. Sonra Özge'ye bir yandan bağlanmaya çalışıyoruz. Bir yandan da yani aslında mevsimlik işçiler ya da işte mülteci işçiler ya da göçmen kısa süreli işçiler diyelim. Mevsimlik işçiler. Yani bu tarafta onların sağlıklarının, eğitiminin yani aslında uçtan uca ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk. Yani Afrika'dakinin, yani Çin'dekini ilgilendirmediği, Hindistan'dakinin, Avustralya'dakini ya da Amerika'dakini ilgilendirmediği bir dünyada yaşamadığımızı da gördük. Bunun sadece bir söylem değil, bir gerçeklik olduğunda dünyanın her köşesinde ve kimseyi geride bırakmamanın ne kadar önemli olduğunda dünyanın her köşesinde anlamış olduk. Çok pahalı dersler ama bir yandan da önemli. Yani pahalı madden değil, manen de çok ciddi kayıplar verdiğimiz bir yerden dolayı pahalı diyorum. Yani bu tabii mevsimlik işçi her zaman Türkiye'de sorumludur. Esasında Güneydoğu'da çok benim çalışmalarımda direkt olarak hem
çalışırken şahit olduğum, sohbet ettiğim, hem makalelerini, kitaplarını bazı genç arkadaşların okuduğum çok önemli bir sorundur. Evet. O Suriyeliler onu, orada esaslı bir ilginç bir Suriyeliler, Kürtler tırnak içinde bir şeye gerilim vardı. Çünkü işte bu sınıfsal yapıda onlar gelince daha ucuz emek oldukları için onlar alındılar. Fakat şunu söylemek istiyorum. Maskeyi biz takıyoruz. Sadece kendimizi korumak için değil, ötekine sorumluluk olarak başkasına yaymamak için. Şimdi bunu söylemek çok önemli. Bunu yapmamız gerekiyor. Fakat yani mevsimlik işçilerle ilgili bugüne kadar davranışın sonucunu yahut da kayıt dışı ekonomiyle ilgili yahut da Suriyelerle ilgili sorunları hep böyle bir şeyin masanın altına, halının altına süpürmenin, ilgilenmemenin, yarıya bırakmanın sonucunu bugün yaşıyoruz. Çünkü yani bir mevsimlik işçi maske takabilir mi? Bir Suriyeli maske takabilir mi? Yani bir şeyde merdiven altında çalışan kayıt dışı birisi. O insanlar geldiği zaman biz ne kadar korunaklı olursak olalım, değil mi? Yani bizim bunu yaratmamız mümkün değil. O yüzden bir kere sorumluluğun ne anlama geldiğini, sadece bencillik değil, sorumluluğun ne anlama geldiğini bence iyi tarafından bakarsak koronavirüs. Hep biz bunları siz de Mert Bey'e söylüyordunuz. Çalışmalarınızda dile getiriyordunuz. Sivil toplum aktörleri çalışıyorlardı. Ama bugün artık bu sorumlu olmak, paylaşmak, geleceğe daha planlı olmak. Ama planlı olurken ekonomik kalkınma değil. Esasında doğayla, farklı olanla birlikte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu biz bu koronavirüste gördük değil, hani o bize gösteriyor. Ne kadar öğreneceğiz, onu göreceğiz tabii. Doğa öğretmesini biliyor hocam, aynen dediğiniz gibi. Bir yandan da şöyle bir şey var. Hani yani dediğiniz gibi işte kalkınmanın birkaç bacağı var tabii. Hani en önemli bacaklarından biri hani o çevresel kalkınma da var. Hatta kültürel sanatla kalkınma da var. Ekonomik kalkınma da var. Hani biz kalkınmadan sadece bunu anlamıyoruz zaten. Eşitlik bağlamında sebepleri ne oluyor? Neye göre değişiyor? Buna bir yorumunuz var mı? Bir yandan da Özge'yi mütemadiyen bağlamak istiyoruz. Belki son bölümde yine ondan da görüş alabiliriz. Bu sıralanıyor esasında. Yani küresel mülteci akımları, küresel göç akımları ve ülke içi yer değiştirmelere baktığımız zaman yani bir tabii şiddet ve terör yahut da iç savaş dediğimiz bu güvenlik alanı oluyor ve orada evinizi bırakmak durumunda yahut da ülkenizi bırakmak durumunda kalıyorsunuz. İki, orada işte iklim giriyor. Mesela Etiyopya'ya baktığımız zaman, Sudan'a baktığımız zaman, Bangladeş, oradaki büyük işte nehir şeyleri, Pakistan baktığımız zaman esasında kuraklık, aşırı salgın yahut da büyük bir tabiat faciası yahut da doğa faciası yahut da tamamıyla temiz olanla bağlantınızın kopması bu esasında ikinci alanı yaratıyor. Üçüncüsü de tabii yoksulluk ekseninde. Yani büyük dünyanın %47'si 2 doların altında yaşıyor. O yüzden bu insanların temiz bir doğa şeyle bir ev environment bir çevreyle bağlantıları yok. Götüremiyorlar. Çok zor şartlar altında çalışmak istiyorlar. O yüzden bence şiddet, savaş, terör dediğimiz o açıdan iki iklimle falan başlayan büyük esasında yaşayamama durumunun gelmesi. Üç de temel gıdalardan, temel temizlik gibi şeylerden yoksunluk bu mültecilik ve hareketlenmeyi dünyada yaratıyor. Yani bu araştırmaların hepsi bu üç taneyi birinci, ikinci, üçüncü madde olarak koyuyorlar. Özge gelmişken hazır ona hemen bir soru soruyorum hocam. Çok teşekkürler. Özür dilerim lütfen, kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu? Biz özür dileriz. Bugünkü göç hareketlerinden yola çıkarak göç hareketlerinin kendisinin yani iklim krizine, kaynak tüketimine ve kirliliğe etkisi var mı? Yani bu anlamda hani mültecilerin geride bırakıldığı durumlarda hani mültecilerin geride bıraktığı diyelim atıklar. Buradan nasıl bir cevap verebiliriz aslında? Sen girer girmez şu anda ısınmadan ortaya bir soru atmış olayım. Gelen soruları sıralıyorum artık. Okay. Evet, yani mültecilerin doğrudan bunun üzerine bir etkisi üzerine konuşmaktansa belki şeyden konuşmak daha anlamlı olabilir. Ve elbette burada
gene işte atık yönetimi gibi ya da çevresel diğer konuların yönetimi gibi konulardan konuşmak anlamlı olabilir. Yoksa mülteciler kendi başına bu sorunun kaynağıdır demek çok doğru bir şey olmaz. Bir yandan hani çok dinleyemedim, kusura bakmayın lütfen, o yüzden tekrar gibi oluyorsa, ama bu kadar rakamdan, göçün kendisinden, bu insanların yaşadıkları durumlardan ve hedricik olduğunda Fuat Hocam'ın o kısmını dinleyebildim. O çok güzel anlattı aslında. İçinde bulundukları koşullar o kadar zor ki insani, yani insan onuruna yakışır koşullarda yaşamıyorlar şu anda. Dolayısıyla bu koşullar altında yaşarken bunun işte çevresel kirliliğe bir katkı sunmasını konuşmak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Yani o soruya o anlamda evet diyemem. Tam tersine koşulların iyileştirilmesi gibi bir sorun var. Böyle bir durumda zaten o kirlilik de ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bizim son 3 dakikamız. Hocam izniniz olursa Özge'ye tabii, bir soru tabii, daha tabii. sormak istiyorum. Tabii. Şöyle var. Yani bireysel tüketim dinamiklerinin değişmesi yoluyla iklim değişikliğini önleme politikalarının göç üzerindeki etkisi nasıl olacak? Yani devletler tarafından göçün bir ekonomik politik araç olarak kullanılmasının iklim krizine etkisi. Yani bunu iklimce düşünürsek demiş konuğumuz. Ya şöyle bir kere şimdi bu konuyu belki de şuradan konuşmaya başlamak lazım. İklim değişikliğinin nedenleri neler? İklim değişikliğine sebep olan ülkeler, bu ülkelerin yaşam şekilleri, bu ülkelerin politikaları, işte açılış konuşmasında sizin de bahsettiğiniz o fosil yakıtlara yapılan yatırımlar aslında göçün nedenleri. Dolayısıyla buradaki temel aktörler aslında göç eden kişilerin kendisinden öte iklim değişikliğine sebep olan ülkeler, bu ülkelerdeki politikalar, bu ülkelerdeki bizlerin yaşam şekilleri, asıl sorumlu biziz. Dolayısıyla sorumluluk paylaşımının nasıl olduğu burada bence konuşmamız gereken şeylerden biri. İlk önce sorunu net olarak tanımlayıp mültecilerin kendisindense onları mülteciliğe iten sebebin ne olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Yani iklim değişikliğine ne neden oluyor bugün ve iklim değişikliğini ortadan kaldırmak için bireysel olarak neler yapmamız gerekiyor? Hayatımızı, yaşam pratiklerimizi daha doğa dostu, daha sürdürülebilir, daha az tüketir bir hale getirmek ve ülke politikalarının daha yeşil politikalarla, daha yenilenebilir enerjiye yatırım yapan ve fosil yakıtlardan uzaklaşan politikalara dönmesiyle o zaman o bireysel tüketim ve göçe olan etkisi emin olun daha da azalacaktır. Çünkü sorumluluk aslında o ülkelerin nasıl adil bir paylaşım, çözüme dair nasıl adil bir paylaşım yaptığının cevabı bunun altında yatıyor. Şimdi o zaman yavaş yavaş Güneşin Hoca giriyor. Malum kendisinin bütün bu konuşulanları toparlamak için bir 9 dakikası olacak hızla. Ve evet, sandalyesini aldı ve girdi. Evet. Sandalye das das da kaldı ama geldi. Buradayım. Sandalye esprisini herkes anlıyor mu bilmiyorum da das das da yaptığımız iklimcilerde son dakikada sahneye çıkmam gerekiyordu. Süre kalmadığı için. Yani süre ayırmak için öyle bir alameti farikam vardı yani. Oradan kalma bir espri bu sandalye. Şu anda tabii sandalyede değiliz. Çok teşekkür ediyorum Fuat Hocam ve Özge. Çok kıymetli bilgilerinizi paylaştınız, tecrübelerinizi ve ben de not almaya çalıştım. İnşallah toparlayabileceğim bana ayrılan sürede. Şimdi tabii göç mevzusu çok böyle çok katmanlı bir mevzu. İşin içerisinde zaten insan olduğu için ve bir de hani aşırı kırılgan bir gruptan bahsediyoruz sosyolojik açıdan. Hem yerinden yurdundan edilmiş olmaları ve üzerine hani bu yerinden yurdundan edilmek sadece gelinen ülkedeki yaşam şartlarının iyi olmasından, yaşam şartlarının iyi ya da kötü olmasının dışında
Bir de travmatik etki yaratıyor. Psikolojik, Fuat Hocam'ın da çok iyi söylediği gibi toplumsal psikolojik travmalar yaratıyor. Bu insanlar bütün geleneklerinden, köklerinden, atalarından, işte masallarından, hikayelerinden de kopuyorlar bu şekilde. Ve aslında baktığımız zaman mültecilerle yapılan röportajlara hepsinin gerçek ciddi anlamda depresyonda, yani bireysel olarak depresyonda olduğunu da görebiliyoruz. Yani yaşama isteği olmayan, zorla ayakta duran birçok bir insan topluluğu bu insanlar. Ve toplumun gerçekten hani özellikle bizim ülkemizde de 4 milyon Suriye, üzerine 1 milyon daha 5 milyon mülteciyle birlikte yaşıyor olduğumuzun bilgisi bile, hani farkındalığı bile zaten vicdanı olan insanlar için de büyük bir travmatik etkisi var. Öncelikle bunu hani söylememiz gerekiyor. Aslında sondan biraz başlayayım. En son Özge'nin söylediği bu hani iklim göçüne neden olan şey aslında iklim değişikliği ve iklim değişikliğine neden olan şey de bizim yaşam biçimimiz. Bu yaşam biçimini kurgulayan politikalar, bu politikaların arkasındaki kararlar, karar vericiler, onların seçtiği yol, uluslararası anlaşmalara uymak, uymamak, işte verilen taahhütleri gerçekleştirmemek, bütün bunların getirdiği sonuçları yaşıyoruz. Ve bir yandan da aslında bu göçlerin temelde çok ciddi ekonomik etkileri var. Sosyolojik etkileri var, sosyal etkileri var ve toplumsal psikolojik etkileri var dedik. Aslında hani bu noktada COVID krizini birazcık da simülasyon gibi alıp nasıl COVID krizinde şu anda biz bir gıda krizi olacağını söylüyoruz. İşte yerel işçiler çalışamıyorlar. Mevsimlik işçiler çalışamıyorlar ve bu aslında aynı zamanda gıda üretimi ciddi anlamda iklimden etkilenen bir süreç olduğu için daha da derinleştiriyor. Dolayısıyla hani bu COVID krizi bir simülasyon gibi önümüzde. Bütün riskleri aslında sistemdeki bütün riskleri gözümüzün önüne seren bir yapısı var. Ve bu riskli alanlarla ilişkiye geçmemizi sağladı. Birazcık da bunu bu açıdan aslında önemli bir olumlu etkisi oldu bu sürecin. Bunun dışında aslında sayılar çok çarpıcı gerçekten. 2011'den bu yana başlayan bu mülteci göçü 4 milyon, yani Suriye'deki savaştan sonra gelen 4 milyon. Ve iklim mültecisi diye bir tanım yokmuş. Bu çok güzel. Yani bu mültecilik meselesiyle ilgili olarak da bir okuryazarlık gerekiyor. Ama iklim mültecisini, yani iklim değişikliği nedeniyle yerlerinden, yurtlarından olmak zorunda olan insanları belirtmek için kullandığımız bir terim. Ve bu da yılda yaklaşık 21 milyon kişi yerinden bu sebeple oluyormuş. Ve bu sayı eğer bu devletler taahhütlerini yerine getirmezlerse 2050'ye kadar 140 milyon kişiyi bulacak bütün dünyada. Ve ülkemiz bir göçit ülkesi. Büyük oranda bizim ülkemizde de bu sayılar artacak. Bu sayıların artması bizde aslında neyi getirecek? Özellikle yeniden fabrika ayarlarına döneceğiz. Gıda, su ve sağlık meselesi en önemli üç konu olacak. Aynen bugün COVID'de işte dediğim gibi o simülasyonu yaşadığımız süreçte. Dolayısıyla bu aslında bize akıllanmamız için, bu önlemleri hızla devreye sokmamız için çok önemli bir uyarı ve önemli bir zaman kazancı gibi görmek lazım. Ve görüyoruz ki aslında biz, dedi Fuat Hocam, normale döndükçe biz normale dönebilecekleriz ama işte mevsimlik işçiler, merdiven altı üretim yapanlar, kayıt dışı ekonomiden ekmek parası kazananlar,
bu insanlar nasıl normalleşsin? Gerçekten de böyle olmayacak ve özellikle genç nüfus içerisinde işsizlik oranı artacak. En önemli krizlerden bir tanesi bu. Ve bizi hep sınırlandıracak olan gene doğa, yani suyun, gıdanın tedariki, suyun kullanımı, bunlar bize gene doğa sınırlarını koyacak. Dolayısıyla son olarak doğa ile farklı alanda birlikte, doğa ile ve farklı olanla, yani mülteciler, göçmenler, kendi yurdunda olmayanlar, farklı diyorsak farklı olanla birlikte yaşamının önemini kavradığımız bir kalkınma anlayışı dedi Fuat Hocam. Çok güzel bir cümle bence. Çok güzel bir son cümle aslında. İklimce sohbetlerin de en önemli hedeflerinden bir tanesi bu konuyu açmak, bu konunun savunucularını oluşturmak zaten. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi rejiden dijital olarak böyle bazı aksaklıklar olabiliyor internet üzerinden de. Şimdi böyle bir yandan devam ediyorum, bakıyorum. Bize iletmek istedikleri bir şey var mı? Güneş'in hocam çok güzel toparladı. Özetledi ve bir yandan zaman kazanmaya çalışıyorum ki sorarlarsa soruyu ileteyim ya da eklemek istedikleri bir şey varsa diye. Nuri'den şöyle bir pas geldi. Fast together dedi. Çok iyi. Evet. Böyle dedi. O kadar dedi. Ama bu sadece o kadar. Galiba bizi ilgilendiren kısmı bu. Sonra biz galiba bunu arkada da konuşacağız. Backstage'imizde. Özge, çok teşekkür ediyoruz. Her türlü aksaklığa rağmen. Ha bu arada evet. Cumartesi günü Fest Together özel yayınımız olacak. O yüzden söylemişler. Ama sadece Fest Together yazınca ben tabii onu anlayamadım. Kocaman bir şey. Yani anlayışı şimdi kocaman Fest Together ve Cumartesi diye yazdılar. Fuat Bey, Özge Hanım, biz Cumartesi günü bir Fest Together diye bir etkinlik yapıyoruz. Sürdürülebilir Müzik Festivali. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir müzik festivali. Geçen güzel. Sefer bir 10 bin katılımcı olmuştu. Güneş'in hocam yine oradaydı. Birçok sivil toplum örgütüyle birlikte. Yine Buğday Derneği'nin çok değerli katkıları oldu. Standlarımız vardı. Buğday Derneği hem çocuklara hem her yaştaki insana çok güzel atölyeler gerçekleştirdi. Hem yani hep biz kültür yaratmaya çalışıyoruz. Marka değil diyoruz sivil toplumda zaten biliyorsunuz. Öyle bir derdimiz yok. Hani o yüzden de böyle çok bizi heyecanlandıran şimdi cumartesi günü dijitalde birlikte online birlikte olacağımız 40 sanatçımızın katılacağı, 40 oyuncumuzun aslında katılacağı bir yana 80 tane sanatçı diyelim. Katılacağı bir organizasyonda yine birlikte olacağız, hep beraberiz. Bugün de hatta yine bir panel yaptık Güneş'in hocayla. Onun da böyle anonsunu geçelim. O yüzden cumartesi günü de yine o güne özel bir iklimce sohbetimiz olacak. İklimdaşları, Fuat hocam da sevdiği için bir daha söylüyorum. İklimdaşlarımızı oraya davet ediyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere derken ben bir kapanış metnimi metnime sadık kalarak yapayım ki yanlış bir şey söylememiş olmayayım. Her yerde metinsiz tiyatro olmuyor efendim. Burası başka. Bugün gerçekten bizlerle olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi, değerli akşamınızı bizimle paylaştığınız için. Bundan sonraki dijital ortamdaki sohbetimiz 21 Mayıs Perşembe günü. Fest Together'dan hariç sohbetten bahsediyoruz. Biz de 21 Mayıs Perşembe günü iklimci habercilik konuşacağız. Burada gelecek sohbetlerden, iklimci habercilikten uzak kalmak istemiyorsanız, gelecekteki geri bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız, bizi takip etmek istiyorsanız, tekrar hatırlatmak istiyorum. @iklim_c ve UNDP Türkiye hesaplarından, Twitter'dan, Instagram'dan, sosyal medyadan bizleri takip edin. İklimci hashtag ile bizlere fikirlerinizi, söylemlerinizi, kelimelerinizi iletin. Katkı koyun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere en yakın zamanda. Sağlıkla kalın. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.